Ligler bizim bir de playoff'umuz vardı. Uzun sürdü Akhisarspor'da. Playoff'un ikinci maçı Karagümrük'e elendikten sonra benim menajerim Cem Kargın beni aradı hemen iki gün sonra. Altay'ın böyle bir teklifi olduğunu söyledi. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim zaten. Olsun Cem abi görüşelim hemen dedim. Ben çok isterim çünkü uzun zamandır Altay'la karşılaşıyorum. Altay'ı büyük camiayı biliyorum evvelden beri. Burada hemen kendimi işte siyah beyazı formanın altında düşündüm o gün. Cem abi de tabii İzmirli kendisi, o da anlattı Altay'ın köklü bir camiye olduğunu. Biz de biliyoruz. Hiç düşünmeden zaten görüştük ettik. Sonradan tabii başka takımlarla da görüştük ama Altay'ın bana ne kadar çok istediğini, Hilmi abinin ne kadar çok istediğini gittikten sonra gördüm. Kulübü gezdikten sonra gördüm. Oranın nasıl bir cami olduğunu orada gezince, kulüpteki ne bileyim resimlere bakınca gördüm ve hemen teklifi kabul ettim zaten. Geldim. Kamp ortamımız da çok iyi gidiyor. Geçtiğimiz sezon bayağı bir çalkantılı geçti tabii ki. Pandemi sürecin girdi araya. Altay'ın, bizim çok iyi bir performansımız vardı. Özellikle bizim Akhisar'da çok iyi bir performansımız vardı. Pandemi girdikten sonra bizim için Altay maçı çok önemliydi. Sizin için de Altay maçı çok önemliydi. Akhisar maçı çok önemliydi. Bir final maçı gibi bakıyorduk. Mağlup olduk. Bizim şampiyonluğumuz orada gitti. Sizin de orada şampiyonluk hedefiniz vardı. O geldi. Sonradan Altay'ın da Eskişehir maçında puan kaybıyla playoff'a giremedi. Biz de playoff'tan elendik. İki senedir playoff'a kalamadı ama bu sene inanıyorum ki hiç playoff'a kalmadan biz ilk ikiden şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum. Zaten bütün arkadaşlarımızla beraber de geldiğimden beri sıcak bir ortam var. Herkesle iç içeyiz. Güzel bir ortamımız var. İdmanlarımız çok güzel gidiyor. Bayağı iyi çalışıyoruz. Tabii bizim lig bittikten sonra fazla bir aramız yok. O süreci çok iyi değerlendiriyoruz bence şu anda idmanlarda. Güzel gidiyor, ortam iyi. Yani inşallah lige iyi başlarız, iyi götürürüz. Tabii bu sene de biraz sıkıntılı bir süreç olabilir çünkü 20 günlük bir, 30 günlük bir ara oldu. Futbolcular tatilini yapamadı, ne bileyim dinlenemedi. Ama olsun, İzmir gibi bir ilde yaşıyoruz. Bizim için çok pozitif geçeceğini düşünüyorum bu sene. Gittiğim kulüplerde şampiyonluk yaşıyorduk. En az 3 seneyi buluyordum. Maraşspor'da olsun, sonra Erzurumspor'da bir maceram var. Sonrasında Erzurumspor'dan Süper Lig'den devre arası ayrılınca Galatasaray'a gittim. Orada da bellik bir durum olmadı. Sonuçta yeni hoca, yeni kan değişikliği oluyor. Hoca doğrultusunda kulüplerden ayrılabiliyorsun. Yani geçen sene Akhisar'da güzel bir sezon geçirdik. Bazı olumsuzluklar oldu. Ben de olumsuzlukları görünce tabii kendime hedef belirledim. Her zaman şampiyonluk hedefi doğrultusunda ki takımlarla, yönetimle, isteyen kulüplerle görüşmek benim adıma iyi oluyor. Kendi kafamda kararlarımı alıp doğru yolda ilerlemeyi düşünüyorum her zaman. Kararlarımın da her zaman arkasındayım ve kararlarım bu zamana kadar da beni doğru yöne getirdi. İnşallah bu sene de Altay kulübüyle bu hedefe ulaşacağız. Önceki senelerde de yine böyle bir hedefe oynayan takımları hep fazla bir konsantre oluyordu rakip takımlar. Çünkü bir koşacakken iki koşuyorlar şimdi. Herkesin gözü kulağı Altay'da transferlerde, flash transferler yapıyor. Ama bizim ekstra motive olarak maçlara çıkmamız lazım ki bilmemiz lazım. Karşımızdaki oyuncu bizim bir koşacağına iki koşacak, üç koşacak. Çok zorlu geçecek maçlarımız. Tabii kondisyon olarak da biraz yoğun olacak ki ona göre kadro kuruluyor zaten. Her mevkinin en az 1-2 oynayacak adamı var. Bizim için iyi geçeceğini düşünüyorum yani. Ben Altay Spor Kulübü'yle birçok maç oynadım. Oynarken de taraftarının takımına nasıl sahip çıktığını çok iyi biliyorum. Çünkü benim bir anım var. Erzurum 3. Lig'deyken eski Buca stadında oynadık galiba. İlk yarı dakika 22-0 öndeyiz. Ama taraftar hiç susmadı, hep arkasında durdu. Hatta maçın içinde arkadaşlarıma bile söyledim yani. Bu maç çok değişik olacak.
her an her şey olabilir. Ona göre sıkı tutalım işi ki tutamadık. İlk yarı 3-2, sonra maç sonu 3-2 mağlup olmuştuk. Ya biliyorum Altay Spor Kulübü köklü bir camia, taraftarı köklü, ateşli. Bu sene inşallah seneye Süper Lig'de herkes Altay Spor Kulübü taraftarını izler.